Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farsça şarkı tercümelerine devam ediyoruz. Bugün yine çok sevilen bir şarkı sözü sizlerle beraber çevirmeyi düşünüyorum. Bu Şehrezat daha doğrusu, Şehrezat dizi müziği bu. Muhsin Çavuş'un bir bestesi, sözü bize ona ait olması lazım. Benim severek dinlediğim bir şarkı, eminim sizin de tabii Farsça müziğe ilgilenen birçok arkadaşımızın sevdiği bir şarkıdır diye düşünüyorum. Kocayi şarkısı. Dilerseniz hemen başlayalım. Önce ben bir okuyayım hemen özetle, sonra çevirisine geçeyim arkadaşlar. Ye paizi serdo, u zimistanu serdo. Ye zindunu tango, ye zahme kaşango. Gami cümü hasro, garibi hasro. Ye dünya usvalu, tu sinem gozaştı. Cihali durugu, ye dünyayı gurugu. Ye derde amigu, ye kiziye tigo. Ye kalbi merizu, ye ahi galizu. Ye dünya mahalu, tu sinem gozaştı. Refikam kocayı, dakikan kocayı. Kocayı tu biman, tu biman kocayı. Refikam kocayı, dakikan kocayı, kocayı tu biman, tu biman kocayı. Ye dünya garibem, kocayı azizem. Bi ata çeşmamo, tu çeşmat berizem. Ne gudel beridi, odayı ne kadir. Bebin, habi çeşmat, ba çeşmam çekerdi. Heme caru, geçtem, kocayı azizem. Bi ata regamo, tu hunet berizem. Bi yaru toru kon, meno ezuru ref kon. Bi ya zahvamu ye cüri ref kon. Refikem kocayı, dakikan kocayı, kocayı tu bimen, tu bimen kocayı. Refikem kocayı, dakikan kocayı, kocayı tu bimen, tu bimen kocayı. Çok yani sözleri de çok güzel. Hemen başlayalım arkadaşlar. Kocayı neredesin anlamında. Koca hasti normalde yazı dilinde. Kocayı konuşma dilinde böyle söylüyor. Neredesin? Sen neredesin? Ye payizi zerdo. Yek payizi zerdo. Payız sonbahar, zert sarı yani soğuk, pardon, sarı bir sonbaharı zert ra. Aslında ra'dır burada. Bu konuşma dilinde bu şekilde söyleniyor. Yani sarı bir sonbaharı ve zimistanı serdo. Bu zimistan, zimistun diye konuşma diline dönüşüyor. Soğuk bir kışı ve sarı bir sonbaharı. Devam etmiş. Ye zendülü tank. Zindani tank yani dar bir zindanı. Ve ye zehmi kaşank. Zehmi yara, kaşank güzel demek. Ve bir güzel yarayı. Devam etmiş. Geme Cuma'yı esro. Esr akşam demek. Cuma akşamının gamını, hüznünü. Ve garibiyi hasro. Hasr yani hisar, yani hasredilmek, bir yere kapatılmak anlamında. Yine hapislik diye ben bunu çevirdim ama yani kuşatılmışlık, hapsedilmek anlamında. Yani hapsedilmişliğin çaresizliğini, garipliğini ve Cuma akşamının hüznünü. Bu hepsini ra'larla bitiriyor. En son ne demiş? Ye dünya sualu. Bir dünya sual. Yani bir dünya dolusu soruyu ne yapmışsın? To sen sinem gozaştı. Sen yani sinemde bıraktın. Sen sineme soktun. Yani bunları kalbinde bıraktın. Ama hepsini sen ne yaptın? Sinemde bıraktın diyor. İkinci kıtaya geçelim. Cihani duru. Cihan dünya, duru yine yalan. Yani bir dünya yalan. Yani bir dünya dolusu yalanı. Nerra burada o ya, dönüşüyor gördüğünüz gibi. Ye dünyayı grubu. Grup burada arkadaşlar hani güneşin batması grup vakti. Oradan geliyor. Yani yine burada da sonsuz bir akşam diye çevirdik ama yine buradaki dünya ve cihan yine aynı anlamda kullanmış. Mecazi anlamda yani sonsuz bir akşamı, bir dünya akşam anlamında. Çünkü zindanda adam, zindanda yazılı bile, zindan bir nevi karanlık sürekli.
O anlamda kullanmış. Tekrar diğer dizeye geçersek. Yer derdi emigo. Emig derin demek. Derin bir derdi. Ye tiziye tigo. Tizi yani keskinlik demek. Tih bıçak, kılıç anlamında. Bir kılıcın keskinliğini, bir bıçağın keskinliğini ve işte derin bir yarayı. Ye kalbe merizo. Yine meriz hasta demek. Kalp yani bir hastanın kalbini. Ya da bir hastanın kalbi değil de hani hasta bir kalbi. Ye kalbe merizo yani bu kalp hastadır anlamında kullanmış. Hasta bir kalbi ve ye ahi gelizo. Normalde kalın, yoğun anlamındadır. Hani tabii Türkçe'de biz kalın bir ahçeklik demeyiz. Yani, derin bir ahçeklik deriz mesela. O yüzden derin diye çevirdim ben bunu ama normalde kelime anlamı kalın demek. Derin bir ahı. Devam etmiş. Ye dünya mehal. Mehal arkadaşlar böyle yani imkansız şeyler için kullanılıyor. Bir dünya imkansızlığı, yani imkansız şeyleri ne yaptın? Tu silem bozuldu. Sen silemde bıraktın. Kalbimle bıraktın. Bozaçta bırakmak, koymak. Bakalım. Nakarat kısmına geliyor zaten. Refikem kocayı. Refikem koca işte arkadaşım, yoldaşım, sevdiğim neredeyse. Refik arkadaş, dost, sevgili anlamında da kullanılıyor. Neredeyse sevdiğim. Dakikan yani kesinlikle neredeyse tam olarak anlamına göre dakikan. Kocayı to sen neredesin? Bir ben bensiz. Bir o, sızsız anlamı kadar sen bensiz neredesin? Sen bensiz neredesin? Refikem kocayı işte sevdiğim neredesin sevgilim neredesin dakikem kocayı yani kesin olarak neredesin tam olarak neredesin kocayı sen neredesin sen neredesin bimen bensiz to bimen sen bensiz neredesin devam edelim. Yine ye dünya garibem. Yine bu arkadaşlar bu şiirde bu dünyayı çok kullanmış. Yani çok dolu dolu anlamında, çok yüklü anlamında. Ye dünya garibem. Yani bu da çok hani garibim, hani yalnızım anlamında. Koca yezizem. Neredesin sevgilim? Çok yalnızım. Biya gel. Hamedem biya emir gibi olmuş. Biya ta çeşme mu? Ya yani gel ki burada ta normalde e kadar anlamı var. Ise bir ki anlamı katıyor bir amaç bildiriyor burada. Hani gel ki çeşmamu çeşmam yani benim gözlerim çeşmamu tu çeşmat berizem. Yani gözlerimi çeşme ha çeşmamu gözlerimi tu çeşmat gözlerin içine berizem dökeyim hani rıhtan. Tabii gözlerimi gözlerin içine dökmek nedir? Bu bir deyimdir arkadaşlar. Yani böyle gerçekte böyle bir şey olamaz tabii ki. Yani gözlerine doyasıya bakayım. Yani sana doyasıya bakayım anlamında kullanılmış. Gel ki işte gözlerim gözlerine doyasıya baksın. Ya da gözlerim bayram etsin deriz ya biz de. Onun gibi bir deyim kullanılmış burada. Nego. Söyleme. Söyleme. Koftan. Olumsuz emir gibi. Söyleme dilberidi. Dilberiden arkadaşlar yani uzaklaşmak, vazgeçmek anlamında. Söyleme vazgeçtiğini hodayı ne kerde. Yani Allah etmesin, Allah göstermesin. Vazgeçtiğini söyleme. Bebin bak, bak gör. Habe çeşmat, ba çeşmak çekerde. Hap, yani uyku anlamı var, rüya anlamı var. Burada ise yani rüya anlamında kullanılmış. Yani rüya hayal. Çeşmat senin gözlerinin hayali rüya senin gözlerim hep senin demek ki rüyamda senin gözlerini görüyorum bu anlamda kullanmış gözlerinin hayali bah çeşmem benim gözlerimle benim gözlerime çekerde ne yapmış yani bak yani senin gözlerinin hayali benim gözlerime ne yapmış demiş. Devam edelim. Heme caro geçtem.
Kocayı azizem. Şimdi hemecaru yani her yeri hemecaru. Bakın burada arkadaşlar şunu dikkat edin. Ro. Bu konuşma dilinde ra. Bu sefer bakın o'ya dönüşmüş. Çünkü bu a ünlüyle bittiği için ro oluyor. Ama ünsüzle bitenlerde direkt bu vav'a dönüşüyordu sadece. Yukarıda da gördüğümüz gibi sadece vav görüyordunuz. Burada bakın ro olmuş. Çünkü burada bir sesli var. Yani araya muvaffak re girmesi lazım o anlamda. Her yeri geçtim. Yani her yeri geçtim. Yani gezdim. Geçten gezmek, dolaşmak. Her yeri gezdim. Dolaştım. Koca ezdim. Neredesin sevgilim? Bia ta regamo tu hunet berizem. Gel, gel yine. Gel ki, hani şu için gel. Rek, rek damar demek. Rek, rek ha. Burada tabi çoğul h sesi düşüyor arkadaşlar. H sesi düşmüş. Gel damarlarımı tuhunet kanının içine dökeyim. Yani ben damarlarımı senin kanın içine dökeyim. Demiş. Bia ruto rukon. Şimdi gel ruto yani yüzünü rukerden yüzünü göster rukerden. Men o yine beni bakın men sesi de bitmiş. Burada sadece vav'ı görüyorsunuz. Burada ünlüyle bitmişti. Ru diye gelmişti. Men o yani beni ziru ve zürverkom. Bu zürverkerden yani bu da alt üst etmek, tepe taklak etmek, devirmek anlamına geliyor. Yani beni gel beni alt üst et diyor. Hani gel yüzünü bana göster, beni hani böyle değiştir anlamında kullanmış. Biya zahmamo ye cüri refko. Yine gel zahm, yara demek, zahma, yaralar. Zahmamo, yaralarımı ye cüri. Ye cüri yani cür, normalde çeşit tür anlamındadır. Ye cüri bir şekilde yani. Yani nasıl yaparsan. Bir şekilde yaralarımı gel ne yap? Refko, refkerden. Ref normalde gidermek anlamı var. Burada hani yaralarımı tedavi et. Yaralarımı onar. Bir şekilde. Yani nasıl yapabilirsen. Evet. Son kısma geldim. Zaten son kısımda karat bu kadar çevirmiştik. Olsun. Tekrar yapmış oluruz. Refikem kocayı. Yine sevdiğim. Neredesin? Dakikan. Neredesin? Kesinlikle neredesin? Tam olarak neredesin? Kocayı sen neredesin? Tobiman sen bensiz. Tobiman sen bensiz. Neredesin? Refikan kocayı sevdiğim neredesin? Kesin olarak neredesin? Tam olarak neredesin? Kocayı Tobiman sen bensiz neredesin? Tobiman kocayı sen bensiz neredesin? Evet sevgili arkadaşlar. Bu şarkının tercümesini bu şekilde bitirmiş olduk. Dediğim gibi beni çok severek dinlediğim bir ezgi bu. Yani gerçekten çok etkileyici. Umarım sizler de dinliyorsunuzdur bu ezgiyi. Bu çalışmamız evet burada bitmiş oldu. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.